Vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Çok sevindirici. Yerli doğma dönüşme bilinci yerleşiyor zaten bu bahçemizde. De yapmamızın nedeni de o. Kendi tohumumuzu, özellikle de yerel tohumumuzu geliştirmek, onu daha derin hale getirmek için çaba göstermemiz gerekir ülke olarak. Biz sembol olduk olarak burada bizim yerli tohumları vatandaşa dağıtıp onların üretmesini, onlar da vatandaşa kendi tohumlara konusuna dağıtması için önemli bir işlerden çalışması her zamanda. Çok sevindirici. İlgi dediğim gibi burası zaten sonu. Buraya kadar gelip tohumlardan elde etmeye çalışmaları çok sevindirici bir durum. Bu süreç devam edeceğiz. Tohum, yerli tohum üretimi ve onun geliştirmesi. Bunu Çanakkale'de çiftçilerimize de üretip oradan da kompostör pomadıyla ürün elde edip bunu bir döngüye çevirmeye çalışıyoruz. Bu bir başlangıç. Bunun için güzel bir başlangıç. Çanakkale'ye hayırlı olsun. Hobi bahçelerindeyiz. Burada bamya, yinebakan, patlıcan, pembe domates, mısır, yeşil, sivri biber ve börülce. Yerli tohum olarak dağıtıyoruz. Bunlar bizim yerli tohumlarımız. 7 çeşit vatandaşa veriyoruz. Nerede olalım vatandaşa? Hadi takdim edeyim. Günaydın başkanım. Güle güle kullanın. 7 çeşit yerli tohumumuz var. Bir de, kadife çiçeğimiz var. Tamam, sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi güle kullanın. Vatandaş çok ilgili. Bu da çok sevindirici. Burası hobi bahçesi. Ta Çanakkale'nin en ucu. Serin bir havada. İnsanlar kuyruğa girdi. Burada yerli tohum alıp şey yapıyor. Bunları ürettikten sonra tohumlarını eşe dostuna dağıtın. Tabii ki. Tabii. Yani etrafınızı dağıtın, üretin. 2017 yılında kurduğumuz tohum sandığı ile bu coğrafyanın ve ilimizin ve bölgemizin genetik kaynaklarını korumak istedik. Bunun için yola çıktık. Tohumumuz bu ülkenin bağımsızlığıdır, bu ülkenin özgürlüğüdür dedik. Ve şu anda 100'e yakın çeşit tohumu barındırıyoruz tohum sandığımızda. Ve ürettiğimiz tohumları geliştiriyoruz, fide haline dönüştürüyoruz. Bunu kentlerimizle, ilgilenen insanlarla, üretim kooperatifleriyle paylaşarak yaygınlaşmasını ve korunmasını istiyoruz. Ve ürettiğimiz fideleri, bu yıl için söylüyorum, 14 bin fideyi kentlerimizle paylaştık. 3 haftadır bu etkinliğimizi sürdürdük. Bugün 4. haftadayız. Bugün de 3500 paket tohumu yaklaşık 500 kişiyle paylaştıracağız. Ve bu tohumlar yeşerecek, fide haline dönüşecek, ürün haline dönüşecek ve 1000 yıllık mirasımız Bin Pınarlı İda'nın sularıyla sulanarak insanlıkla buluşacak. Bu noktada da hepimiz Çanakkale Belediyesi olarak bundan gurur duyuyoruz.